Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, ömrün sonlarına doğru hayır hasenatı artırmak. Girişteki ayeti kerime, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Biz size bir kimsenin öğüt alacağı bir ömrü yaşatmadık mı? وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Ve bir de size uyarıcı geldi. Bu ayeti kerime dünyadan ahirete göçmüş ve Allah Azze ve Celle'den tekrar dünyaya dönmeyi ve öğüt alıp iyi ameller yapabilmeyi, salih bir kul olabilmeyi arzu eden ve bu hususta Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakaran kimselere söylendi. Onlara denildi ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ Öğüt alacak bir kimsenin, öğüt alacağı bir ömür biz size vermedik mi? Dolayısıyla bu ömürden geçenler içerisinde, öğüt alacak olanların tamamı öğüt aldı. Geri kalanlar, yani öğüt almayacak olanlar, onlar da öğüt almadılar. Bu ömür bir turnusol kağıdı gibi, öğüt alacak kim varsa kimde öğüt almaya yönelik bir hayır, bir irade, bir yaklaşım varsa onu illaki ortaya çıkaran bir ömür. Geriye öğüt almayacaklar kalıyor. Dolayısıyla olay bir zaman meselesi değil, yıllar meselesi değil, bir imkan meselesi. Bu ömürle sağlanan bir imkandan söz ediyoruz. Bir kimsenin Cenab-ı Hakk'ı tanımaya, onu sevmeye ve onu hayatında saymaya yönelen bir iradesi söz konusuysa bu ömürde illaki ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle'nin yaşattığı bu ömür bu imkanlarla doludur. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ı tanımak hususunda, sevmek hususunda eğer inatçı, göz ardı eden, göz göre göre bilerek inkar eden bir kimse değilse, ki bunlar öğüt almayacak kimselerdir. Bunlar açısından da olay zaman meselesi değildir. Çünkü fark ettiği, anladığı, bildiği, kavradığı halde özellikle ve inatla, ısrarla inkar eden kimseler açısından daha fazla zamanın, daha fazla imkanın, daha fazla kendisine yönelik bu anlamdaki çaba ve gayretin sonuç vermeyeceği, çünkü bilmediğinden değil, anlayamadığından, fark edemediğinden değil, tam da bildiği halde özellikle ve ısrarla Rabbini yok saymaya yöneliyorsa bu kimse öğüt almayacak tipten bir kimsedir. Cenab-ı Hak öğüt alacak tipten olan, bu türden olan kimselerin tamamının kendilerine yaşatılan bu ömürde öğüt alabildiklerini haber verdi. Dolayısıyla bizi geri döndür diyenlerin yüzlerine karşı siz öğüt almayacak bir irade sergilediniz. Yoksa size yaşatılan ömür sizde eğer öğüt alacak bir irade olsaydı bunu illaki ortaya çıkaracak bir ömürdü. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ Ömrün sayılarla, yıllarla, aylarla değil de böyle imkan üzerinden tanımlı olduğunu görüyoruz. Bu hayat öyle bir ömür ki
öğüt alacak bir kimsedeki bu iradeyi ortaya çıkarır. Öğüt alacakların tamamı bu ömürde, yaşadıkları bu ömürde öğüt alırlar. Velev ki az sayıda yıl olarak yaşamış olsunlar yahut çok sayıda yıl olarak yaşamış olsunlar. Bu mesele yıl meselesi değil, kişiye yaşatılan bilinç meselesidir, farkındalık meselesidir. Kimi bunları yoğun bir şekilde yaşayıp bu imkanları tüketir ve yıl bakımından ömrü dıştan baktığınızda kısa görünür. Kim açısından bu belli bir seyreklikte yaşatılır ama onun çok sayıda yıl olarak ömrü gözükse bile yaşadığı imkan öğüt alma fırsatları itibariyle bir diğerinin ömrüyle aynı. Dolayısıyla ömür öğüt alacak kimselerin öğüt alma iradelerini illaki ortaya çıkaracak şekilde yaşatılan bir hayat sürecidir ve bu anlamda herkese bir fırsat eşitliği sunar. وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Üstüne bir de size uyaran geldi, uyarıcı geldi. Dolayısıyla kişi hem kendi hayatı üzerinden hem içinde bulunduğu canlılık alemi üzerinden hem varlık alemi üzerinden kendisine yaşatılan ve içinde yaratan, var eden kudretin ayetleriyle dopdolu bu hayatı anlayıp yaratan kudretin gücünü ve iradesini görüp onu tanımaya, sevmeye ve saymaya yönelmişken bir de üzerine bu bulgularıyla birebir eşleşen vahye dayalı Allah Azze ve Celle'nin elçisi geldi. Uyarıcı ve müjdeleyici olarak. وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Dolayısıyla hem hayata bakan yüzüyle sahip olduğunuz fıtratla öğüt almaya müsait bir ömür yaşıyordunuz. Hem de yanı sıra buna eşlik eden وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ Cenab-ı Hak'tan gelen bir şahit, bir tanık. Bu sürecinize dair vahiy ile onunla birebir eşleşen malumatı, bilgileri size aktardı. Ve böylece yaratan Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğunuzun farkına varmıştınız. Hayatta bu farkındalık ile göz göre göre ve bilerek inkar ettiniz. Dolayısıyla yeniden hayata dönme arzunuz ve beklentinizin esasında öğüt almaktan yana herhangi bir karşılığı yok. Çünkü bu fırsatınızı özellikle ve bilerek göz ardı ettiniz. Onlar tam böyle yalvarmışken, geri döndür bu kez öğüt alacağız diye yalvarıp yakarırken, gerek bu ayet-i kerimede, gerek başka ayetlerde, biz onları gördüğümüzde içimizden, ya Rabbi bir döndürsen belki öğüt alırlar bu kez diye geçebilir. Allah Azze ve Celle bunun cevabını verdi. Dedi ki, Estaizu billah, وَلَوْ رُدُّوا لَعَدُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ Onlar geri döndürülseler, tekrardan hayatın içerisine indirilseler, tekrar onlar yine eskiden yaptıklarına geri döner, Cenab-ı Hakk'ın sakındırdığı o yaşam tarzına, Allah'ı tanımaksızın seküler bir biçimde yaşayıp, hayatı bir ganimet alanı gibi gören, sahibe, Mevla'ya karşı herhangi bir sorumluluk duymayan anlayışa geri dönerlerdi. وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَا نُوهُ عَنْهُ Diyeceksiniz ki bu kadar yaşadıkları nasıl etkili olmaz? Bunları da kötü bir rüya olarak hatırlar. Cenab-ı Hak bunu arka plana çeker. Yaşadıkları bir kabus gibi hatırlar. Hayatın içerisinde tekrar o eski iradelerine kavuşurlardı. Dolayısıyla da iradenin tekrardan gerçekleşmesi, bu yaşadıklarının baskısı altında kalmamaları için Cenab-ı Hak resetler yahut bir rüya görmüş gibi yapar, onları tekrar hayatın içerisine koyardı. Koysaydı ve böyle yapsaydı, وَلَوْ رُدُّوا Bunu Cenab-ı Hak varsaydı, varsayın ki geri dönderdik dedi, netice değişmezdi. لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ Sakındırıldıkları şeylere geri dönerlerdi. وَاِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ Onlar kesinlikle yalancılar. Dolayısıyla hani döndürülseydi bunların içerisinden 3-5 kimse çıkmaz mıydı desek, Cenab-ı Hak dedi ki hiç fire vermez,
hepsi aynen tekrardan eski düzenlerine geri dönerlerdi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sınav sistemi sağlam ve muhkemdir. Öğüt alacak kim varsa, yerin doğusunda olsun, batısında olsun, en uzak ücra köşesinde olsun, Allah Azze ve Celle'nin وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا, kendisinde Allah hayır bildiği takdirde kesinlikle ona eşittirip, bildirip, fark ettirip Allah Azze ve Celle'ye yönelip saygıyla hayatını yaşamasına fırsat açar. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı bir imtihan sürecidir. Burada mağduriyetler olmaz. Burada farklı sıralara oturdu diye, pencere kenarında kaldı diye, erkenden geldi yahut geç kaldı diye, kişinin istemi dışındaki mağduriyetlerle neticenin olumsuz olması ve böylece hak etmediği bir sonuca kavuşması söz konusu olmaz. Allah Azze ve Celle her nerede yaratırsa, hangi zamanda, şimdiki zamanlarda yahut geçmiş zamanlarda herkese öğüt alacağı bir ömrü yaşatır. Öğüt alacaklar, yani alma iradesinde, hani adam olacak çocuk misali, bu da öğüt alacak bir kul olduğu takdirde öğüdünü yaşadığı bu ömürde alır. Cenab-ı Hakk'ın ömür standardı böyle ifade edilmiştir. Üstüne bir de uyarıcı gelip uyarıda bulunmuş, tüm bunlara rağmen özellikle ve ısrarla inkar ederek ölmüş olanların artık zaman eksenindeki durumları kararlılık arz etmektedir. Yani ne kadar daha zaman yaşatılırsa yaşatılsınlar, onların Cenab-ı Hakk'ı tanımamaya ve öğüt almamaya dair inat ve tutumları artık sabittir. Dolayısıyla da bu sonsuz inadı, yani zamandan bağımsız inadı ve küfürleri dolayısıyla sonsuz bir azabı hak etmiş olurlar. Kâle İbn-i Abbas'ın, İbn-i Abbas dedi ki, وَالْمُحَقِّقُونَ ve muhakkikler dediler ki, مَعْنَاهُ, yani bunun manası, bu ayetin manası, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ سِتِّينَ سَنَةً, biz size 60 sene yaşatmadık mı? Bu 60 sene yaşatılmışlar açısından öğüt alınacak bir ömrün karşılığı olabilir. وَيُؤَيِّدُهُ الْحَد۪يثُ الَّذ۪ي سَنَذْكُرُهُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى. İmam Nevevi diyor ki, zikredeceğimiz hadis bunu teyit ediyor. وَقِيلَ, ve dendi ki, مَعْنَاهُ, manası, ثَمَنِيَ عَشْرَةَ سَنَةً, 18 sene. Bazıları da manasının 18 sene olduğunu düşünmüşler. وَقِيلَ, başka birileri de demişler ki, اَرْبَع۪ينَ سَنَةً, 40 sene. قَالَهُ الْحَسَنُ, bunu Hasan el-Basri yani, وَالْكَلْبِ وَمَسْرُقٌ, ve kelbi ve mesruk, bu görüşteymişler. وَنُقِلَ عَنْ İbni Abbas'ın aydan, İbni Abbas'tan da buna benzer bir görüş rivayet edilmiş. وَنَقَلُوا, ve aktardılar ki yine, اَنَّ اَهْلَ الْمَد۪ينَةِ, Medine halkı, كَانُوا اِذَا بَلَغَ اَحَدُهُمْ 40 سَنَةً, onlardan biri 40 yaşına geldiği zaman, تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ, ibadet yapmaya koyulurdu. Yani hayatının çoğu zamanını artık ibadete ayırırdı. وَقِيلَ, başka birileri de şöyle dedi, huwa, bu ayette anılan durum, الْبُلُوغُ, بُلُوغ demek, yani bir kimsenin sorumluluk çağına, mükellefiyet çağına erişmesi. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, ve ayette geçen Cenab-ı Hakk'ın şu sözü, وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ, ve ayrıca size uyarıcı geldi. قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَالْجُمْهُورُ, İbn Abbas ve cumhur dediler ki, هُوَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. وَقِيلَ, ama başkaları dedi ki, اَشَّيْبُ, yani yaşlılık geldi, uyardı sizi anlamında, yaşlılığa yormuşlar. قَالَ هُوَ اِكْرِمَةُ, bunu İkrime, وَابْنُ عَيَيْنَ, ve İbn-i عَيَيْنَ, وَغَيْرُهُمَا, ve diğerleri bu görüşte olmuşlar. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ, en iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Dolayısıyla belli bir sayının olmadığı,
farklı farklı yorum ve yaklaşımlardan anlaşılıyor. Cenab-ı Hakk'ın ifadesine tekrar yoğunlaştığımızda, öğüt alacak bir kimsenin مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ, demek ki az olsun çok olsun, bize dışa bakan görünürüyle değil, herkesin yaşadığı ömür aslında ona öğüt alacaksa şayet, öğüt alıp yani adam olacak çocuk misali, iyi bir kul olacak kul ise şayet, ondaki bu iyiliği illaki ortaya çıkaran bir ömürden söz ediyoruz. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka hadis sohbeti programında beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, ömrün sonlarına doğru hayır hasenatı artırmak. 112 nolu hadisteyiz. An Ebi Hureyre'de. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle, dedi ki, e'zerallahu ilemre'en. Allah Azze ve Celle bir kimseye herhangi bir mazeret bırakmamıştır. Ahhara acelehu, ecelini tehir ettiği, hatta belagahu sittine seneten. 60 seneye dayanmış bir ömür kendisine yaşattığı bir kimseye Allah Azze ve Celle artık herhangi bir mazeret bırakmamıştır. Ravahul Buhari. İmam Buhari bu hadisi rivayet etmiş. Girişte okuduğumuz ayet-i kerime bağlamında ele alırsak, yaşları 60 seneye varan kimseler, dolayısıyla ömür olarak bu şekilde yaşayanlar, ayette Cenab-ı Hakk'ın andığı öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür yaşamış olurlar. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle onlara benzer hitabını, ben size bu ömrü yaşatmadım mı diye sorar. O bakımdan bu bir örneklemdir. Yoksa ömrü 50 sene olanların 10 senesi kalmış, onlara eksik yaşatılmış, bu anlamda fırsat bakımından geri kaldıklarından Allah Azze ve Celle katında mazeret hakları kalır. Dolayısıyla da eksik bir hayat yaşatıldıkları için hayata geri döndürülmeleri gerekir şeklinde bir yoruma el vermez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayette mücmel olarak ifade ettiğini, bu rivayette Resulullah bir sayısal örnek ile ifade etmiş. Bu 60 sene yaşayanlar açısından böyle olabilir ama 50 yaşayan, 40 yaşayan da, hatta 30 yaşayan da ne kadar yaşarsa yaşasın, mükellefiyete geldikten sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı kadar fırsatlarla dolu az sayıda seneler de olsa Cenab-ı Hak onun hakkında ve aleyhinde hücceti ikame etmiş demektir.
Cenab-ı Hakk'ın aleyhinde hücceti ikame etmesi, yani öğüt alacak bir kimsenin yaşayacağı onca fırsatı o zaman dilimi içerisinde ona yaşattığı halde Cenab-ı Hakk'ı tanımamaya, sevmemeye ve saymamaya karşı direnci kesinleşirse, o zaman لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً, helak olanın bir kanıt üzere veya kanıta dayalı olarak helak olduğu, hayat bulanın da kanıta dayalı olarak hayat bulduğu bir süreç tamamlanmış demektir. Tafsilatı Allah Azze ve Celle'nin ilminde olan ama tanımını ayette gördüğümüz, öğüt alacak bir kimsenin öğüt alabildiği bir ömürden ibarettir. Bunun illa senelerle, aylarla, saatlerle ifade edilen bir karşılığı olması gerekmez. Cenab-ı Hakk'ın kısa bir zamanda yaşattığı yoğun fırsat ve imkanlar ile bunun seyrek yaşatılmış örneği birbirinden uzun yahut kısa gözükse de Cenab-ı Hakk'ın adaletinde ve ilminde eşit karşılanıyor ise, öğüt alacak bir fırsat ve imkanlar o kişiye yaşatılmış ise, bu kimse 25'inde de vefat etse, 55'inde de vefat etse, 150'sine de gelse, öğüt alacak bir ömrü sadece yaşamıştır. Eğer öğüt almaya yanaşmış ise, öğüt almış ve Cenab-ı Hakk'ı sevip sayarak salih bir kul olmuş demektir. Öğüt almaya yanaşmayan, bu fırsatları yaşadığı halde artık onda öğüt alacak bir iradenin olmadığı, onun buna asla yanaşmayacağı, 100 milyonlarca yıl dahi yaşatılsa durumun değişmeyeceği netleştiğinde kişi ecelini tamamlamış olur. Bu ister 20'sinde olur, ister 50'sinde olur, ister 60'ında, ister 150'sinde olur. Bize bakan yüzüyle gördüğümüz sayılar bizi yanıltmasın, insanın tecrübe ettiği, yaşadığı ve kendisine bu anlamda açılan fırsat ve imkanlar zamandan bağımsız, imkan boyutunda öğüt almaya yönelik Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bir ömür kalıbı içerisinde gerçekleşir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka hadis sohbeti programında beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, ömrün sonlarına doğru hayır hasenatı artırmak. 113 nolu hadisteyiz. An İbni Abbas'ın, İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadis. Radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden, yani hem babası Abbas'tan hem oğlundan razı olsun. Kale, dedi ki, Kâne Umaru radıyallahu anhu, Ömer radıyallahu anh, يُدْخِلُن۪ي مَعَ اَشْيَخِ بَدْرٍ. Beni Bedir'in yaşlılarıyla birlikte oturtur. Yani onlara görüş danıştığında, onlarla fikir teatisinde bulunduğunda beni de aralarına katardı. فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ ف۪ي نَفْسِه۪ي.
Sanki onlardan bazısı kendi içinde bazı şeyler buldu. Yani adamın içerisine dert oldu. Niye bu çocuk, bu genç aramıza katılıyor? Bizler ta Resulullah'ın Bedir'de arkadaşları olmuş sahabileriz. Bu ise henüz genç bir delikanlı diye İbn Abbas'ın kendi aralarında bulunmasından bazıları rahatsız olmuş. Fakale ve demiş ki لِمَا يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا Bu da niye bizimle beraber bulunuyor? Neden aramıza katılıyor? وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ Halbuki bizim onun kadar çocuklarımız var, oğullarımız var. Dolayısıyla evladımız yaşındaki bir çocuğun aramıza katılmasını çok uygun bulmuyoruz diye Hazreti Ömer'e ifade etmişler. فَقَالَ عُمَرُ Bunun üzerine Hazreti Ömer demiş ki اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ Onun durumu evet sizin bildiğiniz şekildedir gibi bir ifade kullanmış onlara. Yani evet sizin oğullarınız kadar ama diye sonra bu durumu kendilerine açıklamak ve farkı kavratmak için فَدَعَانِي İbn Abbas diyor ki beni çağırdı. ذَاتَ يَوْمٍ bir gün فَاَدْخَلَن۪ي مَعَهُمْ ve beni onların arasına dahil etti. فَمَا رَأَيْتُ اَنَّهُ دَعَان۪ي يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ Benim kanaatim o ki, beni o gün sadece onlara göstermek ve onlara işte farkı ortaya koymak için beni çağırdığını düşünüyorum. قَالَ Onlara dedi ki, مَا تَقُولُونَ ف۪ي قَوْلِهِ تَعَالَى Sizler Cenab-ı Hakk'ın şu sözü hakkında ne diyorsunuz? Estaizu billah. İza caa nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Fekale ba'duhum. Onlardan bazısı dedi ki. Umirna. Nehmedullaha ve nestağfiruhu. Allah bize emretmiş oluyor ki. Kendisine hamd edelim. Ve istiğfar edelim. Yani bağışlanma dileyelim. اِذَا نُصِرْنَا Bize yardım ettiğinde وَفَتَحَ عَلَيْنَا Ve bize fethi yaşattığında emrediyor ki istiğfar edelim Allah'a Azze ve Celle'ye hamd edelim. Bunu anlıyoruz dediler. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ Diğer bazısı ise sustular. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا Onlar hiçbir şey söylemediler. فَقَالَ لِي Sonra bana döndü ve dedi ki اَكَذَٰلِكَ تَقُولُ يَا بْنَا عَبَّاسٍ Sen de öyle mi diyorsun ey İbn Abbas? فَقُلْتُ Bunun üzerine ben dedim ki لَا Hayır. قَالَ Hazreti Ömer dedi ki فَمَا تَقُولُ Peki sen ne diyorsun? قُلْتُ Dedim ki هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bu Allah'ın Resulü'nün ecelidir. اَعْلَمَهُ لَهُ Ona bunu bildirdi. قَالَ dedi ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde وَذَٰلِكَ عَلَامَةُ اَجَلِكَ İşte bu senin ecelinin artık alametidir demek oluyor. Öyle olduğu zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Allah'ı yani Rabbini hamd ile tesbih et وَاسْتَغْفِرْهُ ve ondan bağışlanma dile. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Muhakkak ki Allah çokça tövbeleri kabul edendir. فَقَالَ عُمَرُ Bunu duyan Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. مَا أَعْلَمُ مِنْهَا اِلَّا مَا تَقُولُ Benim de ondan anladığım, bildiğim ancak senin dediğindir. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ İmam Buhari bu hadisi rivayet etti. Böylece İmam Nevevi'nin bu son okuduğumuz bölüme attığı başlık, yani ecel yaklaştığında hayır hasenatı artırmak, kişinin kendisini iyice ıslah etmesi, hayırlı işleri çoğaltmasına dair bir başlık idi. Belli ki bu hadisten edindiği bir izlenim ile bu başlığı atmış. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulüne, Allah'ın yardımı ve fetihin gelmesini artık ecellin bir alameti olarak bildirmiş.
ve ecel yaklaşınca ne yapmalı o zaman? Fesebbih bihamdi rabbika. Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih etmeye davranmalı. Bunu daha fazla kişi diline pelsenk etmeli. Fesubhanallahi hine tumsuna ve hine tusbihun. Akşamladığında da, sabahladığında da tesbih ile Cenab-ı Hakk'a hamd etmeli. Fesebbih bihamdi rabbika ve estağfirhu. Ve bağışlanma dilemeli. Cenab-ı Hakk'a artık az zaman kalmışken, dönüş vakti aralığı iyice daralmışken, kul hızını artırmalı. Bu belli yarışmalarda sona doğru daha fazla puan kazanmak için artık iyice hızlanmaları gibi, kulun da ecel yaklaştığını sezdiği zamanlarda iyileşmeyi, ıslah olmayı, salih amel ve davranışları hayatında daha bir çoğaltmaya dikkat kesilmeli ve özellikle elimine etmek istediklerini, hayatından çıkarmak istediklerini, bunlar yanlış davranış, fiil ve alışkanlıklar olabilir, bunları çıkarmaya daha bir özen göstermeli. Dönüşte huzura, ilahi huzura, şunu da yapsaydım diye sevfelerle, yani yakın zamanda yaparım, ötelediği bir takım iyi düşüncelerle çıkmaktansa, bunları gerçekleştirmiş olarak çıkmak elbette kişi açısından daha huzur dolu, daha gözleri arkada kalmamış, daha özlem ve Cenab-ı Hak'tan ümit dolu olur. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın, Resulullah'ın ölümüne yakın bir dönemde Allah'ın yardımı ve fethin geleceğini bir alamet olarak bellettiği, hissettirdiği ve anlamasını sağladığını yakalayan bir sahabi İbn Abbas radıyallahu anh, ki Hazreti Ömer de bu görüştedir. Allah'ın Resulü'nün bunun kendisi açısından ölümün alameti olduğunu sezdiğini ve bildiğini ve dolayısıyla ayetin devamında gelen tesbihata ve istiğfara yoğun şekilde artık ölümüne doğru devam ettiğine dair bilgiler mevcuttur. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka hadis sohbeti programında beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, ömrün sonlarına doğru hayır hasenatı artırmak. Sıradaki hadisimiz 114 nolu hadis. An Aişe'te, Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Allah kendisinden razı olsun. Kâlet, dedi ki annemiz, Mâ sallâ Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem'e salâten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir namaz kılmadı ki ba'de en nezelet aleyhi izâ câ'a nasrullahi vel feth. Kendisine izâ câ'a nasrullahi vel feth ayeti nazil olduktan sonra hiçbir namaz kılmadı ki illâ yekûlu fîhâ, illâ ki o namazında şöyle dedi. Sübhâneke rabbenâ
ve bihamdik. Allah'ım, Rabbimiz, seni hamd ile tesbih ederim. Her türlü eksiklikten, kusurdan tenzih ederim. Allahümme gfirli, ya Rabbi, sen beni bağışla. Muttefakun aleyh. Bu rivayet hem İmam Buhari'nin sahihinde hem İmam Müslim'in sahihinde mevcuttur. Ve fi rivayetin fis sahihayni anha, yine sahiheyinde yani Buhari ve Müslim'de bulunan bir rivayette şöyle denir: Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukthiru, çokça ifade ederdi, dile getirirdi. Fî rükû'ihi, rükûsunda, rükû etmişken, ve sucûdihi, ve secdesinde, yani secde halindeyken, Subhânekallâhumme rabbenâ ve bihamdika, Allah'ım seni tesbih eder, Rabbim seni hamd ile yad ederim. Cenab-ı Hakk'a hamd etmek suretiyle onu her türlü eksiklikten tenzih eden bir ifade bu. Bunu hem rükûsunda hem secdesinde Resulullah çokça yapmaya başlamış. Allahümme gfirli diyormuş ki, ya Rabbi sen beni bağışla. Yeteevvelul Kur'an'a, ve bunları Kur'an'ın bir tevili olarak yapmış. Yani اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ, Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayetindeki işaretten yola çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık ecelinin yaklaştığına dair bir anlam, bir tevil de bulunmuş. Dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın aynı surede emrettiği فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, Rabbini hamd ile tesbih et ve istiğfarda bulun emrini hayatının bu son döneminde yoğun bir şekilde yapmaya başlamış. Ve fi rivayetin li Müslim'in, yine aynı konuda Müslim'de geçen bir rivayette, kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yukthiru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça yapardı, en yekûle, söylemeyi, demeyi, kable en yemûte, ölmezden önce şöyle söylemeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça yapardı. Subhanakallahumma ve bihamdik, Allah'ım seni hamd ile tesbih eder, her türlü eksiklik ve kusurdan tenzih ederim. Estağfiruka, senden bağışlanma diler. Ve etubu ileyke, ve sana tevbe eder, dönerim. Ya Rabbi sen beni bağışla diye Allah'tan mağfiret dileyen, ona sığınan ve Cenab-ı Hakk'a hamd etmek suretiyle zatını tesbih eden ifadeler bunlar. Tam da ayet-i kerimede emredildiği şekliyle فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, bir yandan hamd ile tesbih etmek, diğer yandan da bağışlanma dileyerek istiğfar etmek. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının artık bu son döneminde, yani ölüme doğru ilerlediğini anladığı bir zamanda çokça yapmaya başlamış. قالت عائشة, Ayşe dedi ki, yani annemiz, قلت, dedim ki, يا رسول الله, ey Allah'ın Resulü, ما هذه الكلمات التي أراك, bu kelimeler de nereden çıktı? Ben bakıyorum, أحدثتها, sen şimdi bunları yeni yeni yapmaya başladın. Tekuluha, bu kelimeleri yeni yeni diline almaya, söylemeye başladın. Nereden çıktı bunlar? Kale, buyurdu ki Allah'ın Resulü, cu'ilet li alametun, benim için bir alamet oluşturuldu. Fi ummeti, ümmetimde bir alamet var edildi. İza ra'eytuha, onu gördüğüm zaman, kultuha, o zaman söylüyorum. Yani ben bu ifadeleri bana ümmetim üzerinden bir alamet, bir belirti ile Cenab-ı Hak emretti. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ deyip bu ayeti okumuş. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ila ahir-i sura, surenin sonuna kadar okumuş. Dolayısıyla bu rivayette Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in durumu açıkça ifade ettiği
ve Allah'ın yardımı ve fethin gelişini kendisinin eceline dair bir alamet saydığı ve böyle bilgilendirildiği anlaşılıyor. O bakımdan bunu görünce fethin geldiğini ve Allah'ın yardımının kendilerine kavuştuğunu وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ve insanların Allah'ın dinine fevç fevç kalabalıklar halinde girdiklerini gördüğünde Allah'ın Resulü işte ben bu yüzden bu ifadeleri tekrar edip duruyorum. Çünkü bu alamet gerçekleşti ve ben bunları gördüm. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ yine bu konuda başka bir rivayette كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukthiru min kavli şöyle demeyi çokça yapardı diyor. Kim diyor? Yine bu rivayette Hazreti Ayşe'ye ait. Sübhanallahi ve bihamdihi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve zatına hamd ederim. Estağfirullah'a Allah'tan günahlarım için mağfiret diler. Ve etubu ileyhi ve ona tövbe ederim. Kâlet, demiş ki annemiz, kultu dedim ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, erâke tukziru min kavli. Bakıyorum, şu sözü söylemeyi çokça yapıyorsun. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'ı hamd ile tesbih eder. Estağfirullah'a ve etubu ileyhi. Allah Azze ve Celle'den mağfiret diler ve ona tövbe ederim. Bunu bakıyorum çok sık dile getiriyorsun diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuş annemiz. Fekala, bunun üzerine Hazreti Peygamber buyurmuş ki, Ekberani Rabbi, bana Rabbim haber verdi. Enni se'ara alameten, benim bir alamet göreceğimi haber verdi. Fî ümmeti, ümmetimde. Fe izâ ra'eytuha, işte o alameti gördüğümde, ekthertu min kavli, o zaman bunu söylemeyi çoğalttım. Sübhanallahi ve bihamdihi, Allah'ı hamd ile her türlü eksiklikten tenzih eder, tesbih ederim, estağfirullaha ve etubu ileyhi, Allah'tan mağfiret diler ve kendisine tövbe ederim. Fakat ra'aytuha, işte ben o alameti artık gördüm. Gördüğüm için de sen beni sıkça bu ifadeleri, bu zikri dilimden döküldüğüne tanık oluyorsun. Fakat ra'aytuha demiş. Ben gördüm onları. Nedir o? İzâ câ'a nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde. Ki bu fethu Mekke'te, Mekke'nin fethedilmesi. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَانْجَ ve görürsen insanları Allah'ın dinine fevç fevç kalabalıklar halinde girdiklerini artık tek tek değil yığınlar halinde katılımlar söz konusu فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ o zaman Rabbini hamd ile tesbih et وَاسْتَغْفِرْهُ ve ondan bağışlanma dile اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا muhakkak ki o, yani Allah Azze ve Celle, kesinlikle tevvaptır. Tevvap ne demek? Tevbeleri kabul eden ama nasıl kabul eden? Tevvap, çokça kabul eden. Kabul etmeye son derece istekli ve beklentili. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka hadis sohbeti programında beraber olmak ümidiyle, Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, ömrün sonlarına doğru hayır hasenatı artırmak. Sıradaki hadisimiz 115 no'lu hadis, An Enes'in, Enes'ten radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kâle, demiş ki Hazreti Enes, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine vahyi mütabaat yani ardışık peş peşe göndermeye başladı. قَبْلَ وَفَاتِهِ Vefatından önce. Hatta tuğfiye ta ki vefat etti. اَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ Vahiy onun üzerine olduğu zamanlardan hepsinden çok daha yoğun şekilde inmişti. Muttefakun aleyh bu hadis hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihinde yer almış. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Kur'an'ın nüzuluna dair önemli bir bilgiyi öğreniyoruz bu hadisten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin artık ölümüne doğru ki bu yaşlılık dönemleri demektir ve vaktin iyice daraldığı ki Allah'ın Resulü'nün vefatı ansızın gelişti ve birdenbire gerçekleşti. Çok kısa bir zaman içerisinde yani günler içerisinde neticelendi. Uzun dönem bir aylar, yıllar süren bir hastalık dönemi olmadı. O bakımdan Resulullah'ın ölümüne yakın döneme dikkat edildiğinde en yoğun vahiy aldığı dönem olduğunu Hazreti Enes radıyallahu anh ifade ediyor. Demek ki Resulullah'ın ecelini takdir etmiş bulunan Allah Azze ve Celle vaktin yakınlaştığı o dönemde Resulullah'ın hem de yaşlılığında ki eğer kendisi hazırlıyor, yazıyor, düzenliyor olsa o kadar yoğun vahiyi son döneminde denk getirmesi, ifade etmesi, söylemesi, yaşlılığına rağmen ölümün o dar aralığında bunları gerçekleştirmesi söz konusu olamazdı. Demek ki Yüce Allah Azze ve Celle'nin yani eceli tayin eden ve takdir eden Cenab-ı Hakk'ın, süreci yaratan ve yaşatan ve vahyi indiren Allah Azze ve Celle'nin bu sürecin sonunu böyle yoğun bir şekilde tamamlatıp, tamamen keyfiyetin, iradenin ve yönetimin zatında olduğunu bize göstermiş oldu. Böylece Kur'an vahyi Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde Allah'ın Resulüne tas tamam indirilmek suretiyle ikmal edilmiş oldu. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün size dininizi kamil kıldım diye Cenab-ı Hak وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Hem mükemmel kılıp hem de nimetini tamamladığı süreci böyle zamanında tam manasıyla ayarlayarak bitirmiş oldu. Bu okuduğumuz Enes rivayetinde de Resulullah'a vahyin hangi yoğunlukta başıyla, ortasıyla, sonuyla geldiğine dair bir yaklaşımda son dönemin yani ölümüne yakın قَبْلَ وَفَاتِهِ dediği dönemin son derece yoğun olduğunu ifade ediyor. مُتَّفَقُنَ عَلَيْهِ Bu hadis muttefakun aleyh bir hadis imiş. Yani hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihinde yer almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka hadis sohbeti programında beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor
Halis Aydemir. Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, ömrün sonlarına doğru hayır hasenatı artırmak. Sıradaki hadisimiz 116 nolu hadis, An Cabir'in, Cabir'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم buyurdu ki yub'athu kullu abdin, her kul diriltilir, tekrardan ayaklanır, ala ma mata alayhi, üzerine öldüğü neyse kul onun üzerine kalkar. Dolayısıyla kişinin hayatının neticelendiği, sonuçlandığı, o nihai durum, o kararlı netice, ister hayırdan yana, ister şerden yana, kişinin artık hayatındaki tercihlerinin bileşkesi olarak sona doğru neticelendirdiği ve onun üzerine artık karar kıldığı, bu küfür de olur ki çoğu insan açısından böyledir, küfürde karar kılar ve Cenab-ı Hakk'a sırtını döner, asla ilgilenmeyeceğini, ne yaparsa yapsın Cenab-ı Hakk'a dönmeyeceğini hayatındaki bu yaklaşımıyla, tarzıyla gerçekleştirmiş olur. Bu öldüğü nihai son durum, son kararı, neticesi üzere de diriltilir. İyilikte de böyledir. Kişinin hayatında yer yer düşüp kalktığı kötü durumlar olabilir. Ama bunları ıslah etmeye çalıştığı, Cenab-ı Hakk'a bağlılığını koparmayıp sürdürdüğü, bağışlanma dileyerek Cenab-ı Hak katında affedilmeyi arzu ettiği ve buna eşlik edecek şekilde Allah'ın emir ve yasaklarına artık dikkat etmeye başladığı, emirleri içerisinde namazını kılmaya başladığı ki ilk sırada ve ilk akla gelir. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ben dikkat ediyorum diyen bir kimsenin birinci maddede ve birincil önemdeki namazla ilgisiz olması düğmeyi, daha ilk düğmeyi yanlış iliklediği anlamına gelir ve iddiasının da çok temelli olmadığı anlamına gelir. O bakımdan kulun nihai tercihini doğru şekillendirmesi ve ölümünden önce herkesin ölümü farklı farklıdır. Kimi erken yaşlarda ölür, kimi geç yaşlarda ölür. Ama ölümü öncesi kendisine yaşatılan ve öğüt alacak bir kimsenin illaki öğüdünü, öğüt alışını ona gerçekleştiren bu ömrün son safhası nihai halidir. Dolayısıyla kağıdı teslim ettiğiniz durum hoca açısından önemlidir. Kağıt, yani cevap kağıdında bir dünya yeri karalamış, yazmış, çizmiş, silmiş olabilirsiniz. Ama sildiklerinizin yerine sonradan yazdıklarınız, bu soruyu şöyle cevaplamıştım ama yanlışmış deyip sınavdan çıkmadan önce onu silip tekrardan düzeltmişseniz, o en sonki hali sizin nihai kararınız, nihai iradenizin son şekli olur ve bunun üzerine diriltilirsiniz. Bu bakımdan öncekinde şöyle yazmıştım, ben o soruyu öncesinde böyle cevaplamıştım diye sildikleriniz üzerinden ne bir sorumluluğunuz
ne de bir iddianız olabilir. Allah Azze ve Celle biz kullarına hayatta düşe kalka irademizi pekiştirmeyi ve iyileştirmeyi bir fırsat alanı olarak açtı. Ama ne var ki kötüler iradelerini hep kötü yönde kullanmayı ve nihayetine doğru da kötülük üzere pekiştirmeyi tercih ediyorlar. Onlar da bu hal üzere haşrolunurlar. Dileriz Allah Azze ve Celle ölüme doğru bizlerin de iradesini en güzel ve en doğru şekilde başarabilmeyi bize nasip eder. Okuduğumuz rivayet İmam Müslim'in sahihinde yer almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, böylece bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hadis sohbetleri programında beraber olmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.